Merhaba arkadaşlar videoma geldiniz. ben Osman Hoca MSV için sizlere iki güzel dil bilgisi taramasına hazırladım etraflıca bunları çözeceğim umarım güzel tekrar olur diyerek hemen soruların çözümüne geçiyorum soru 1 bir, bir ses bilgi sorusu bu şekilde soru hemen hemen her yıl geldi umarım yine bu sene gelir diyerek hemen başlayalım isterseniz ben çiçek gibi taşımıyorum derken yorekinden önce geçen mameler her zaman daralıyor arkadaşlar. Yani taşımıyor yerine taşımıyor. A, I'ya döndüğü için daralmayı ne yapıyoruz? Ediyoruz. Ee, yine göğsünde derken ne oluyor? Göğsü, göğsü, ünlü düşmesi var. B şıkkı ne yaparız? Ederiz. Ee, ben aşkı derken ben aşkı bakın. Ünsüzle biten bir kelimeden sonra ünlü ile başlayan bir kelime gelmiş. Ünsüzü ünlüye uluyorum. Yani E şıkkı gider. Göğsüne kurşun gibi taşıyorum. Gelmiş dayanmışım demir. Kapısına derken. Kapı ı, kapısı. Bakın S var. Ya da kapısı A derken. Araya N girmiş. Yani e, ünlüyle ünlü biten bir kelime. Ünlüyle ile başlayan bir kalırken. Araya Y, Ş, S, N ünsüzlerinden biri girer. Burada nitekim olmuş. O zaman geriye ne kaldı? C şıkkımız kaldı diyorum. Peki soru 2. hangisinde bir yazım yanlışı vardır demiş bize. Bir de Uşak'ın tarihi derken, uşağın tarihi derken, Uşak'ın tarihi binaları demiş. Burada özellikle in üzerine düzeltmiş şartı var gördüğünüz gibi. burada Arapça nispet iyisi diye tabir ettiğimiz ve özellikle ile ilgili anlamı katan yani nasıl oluyor bu? Uşağın tarihi ile ilgili binalar tarihine ait binalar gibi bir anlam katan Arapça nispet iyisi ni göstermek için biz ne yapıyoruz? Düzeltmiş işareti kullanıyoruz. Yani bir doğru. Etnografya müzesi derken e, özellikle e, mimari yapıları oluşturan her kelime büyük başlar. E, ya da kurum kuruluş adları da diyebiliriz. Büyük harfle başlardı. E, Kaftancı Zade Konağı derken yine aynı şekilde büyük harfle başlıyor. Dörtte gözlemleyebileceğimiz derken bakın gözlemleyebilmek değil gözlemleyebilmek olacak. Çünkü e, Türkçe'de daralma e, yorekinden önce olabilir. Bunun dışında demek, yemek ve ne sözcüğünde olabilir. Bunun dışındaki daramalar yazım yanlış sayılır. Yani gözlemleyebilmek değil gözlemleyebilmek olacaktı. Dördü yani D şıkkını işaretliyorum. Soru 3 bir noktalama sorusu. E, noktalama yanlışı istenmiş bizden. E, bakıyoruz zaman. Bir gün Yahya Kemal'e derken burada özel isme gelen bir halek var. Kesmeyene ayrılır bu doğru. Yahya Kemal'e şu gülünç soruyu sorduklarını işittim diyor. Bakın dikkat. Şu gülünç soruyu sorduklarını işittim. Peki neymiş o sordukları gülünç soru? ne zaman şair olduğunuza inandınız. Ee, neydi? Bir cümleden sonra örnek veriliyor. Veya o cümleyle ilgili bir açıklama yapılıyorsa o cümle yani örneğin veya açıklamanın önünde ne olur? İki nokta olur. Yani iki kesinlikle nedir? Yanlıştır. Yani B şıkkı beklesin. Ee, diğer şıkları bir kontrol edelim isterseniz. Ne zaman şair olduğunuza inandığınız derken tırnak içindeki soru bir soru cümlesi. Soru işaretinin gelmesi doğru ediyor. Yine Yahya Kemal hiç tereddüt etmeden Türkçe'yi hissettiğim zaman cevabını vermiş. Burada demek ki heyecanlı bir şekilde cevap vermiş. Bir duygu yansıtmış diyebiliriz. Yani ünlem burada olabilir. Belki iki olmasaydı acaba 4 olabilir mi diye düşünebilirdik. E, ama iki bariz bir yanlış. Burada o zaman bir duyguyu katmış düşüncesiyle ünlemi kabul edebiliyoruz. 5'te şair bazı şeylerinde bizi sadece dilimizin dehasıyla baş başa bırakmış hissini verir derken baştaki özden sonra bir gün gelebilir. Bu da doğru gördüğünüz gibi. O zaman B şıkkımızı işaretledik zaten geçiyor. Soru 4. Hangisinde yazım yanlışı vardır diyor bize? Manyas kuş cenneti derken bakın yine bu özel isim, özel isim oluşturan kelimeler büyük olur ve Buna gelenekler kesimlerine ayrılır. Profesör Kurt Kosvink derken ünvan sıfatları isimlerle birlikte nasıl başlar? Büyük harfle başla, başlar. Bunda da sorun yok. E, üçte keşif etti diyor arkadaşlar. Burada e, bu şıkkımız beklesin. Bilim adamı derken sorun yok. Teşkil edildi derken teşkil etmek. E, yardımcı bileşik eylemler oluşurken bakın. Hem burası hem burası yardımcı bileşik eylem isim artı et, ol, kıl gibi eylemlerle yapılıyor. Burada kuralımız şudur. İsimde ses olayı varsa bitişik, yoksa ayrı yazılır. Teşkil etmek derken burada sorun yok. Yani ses olayı yok ve ayrı yazmışız. Ama keşif ettiği ifadesinde şöyle bir durum var. Burada kelime normalde keşfetmek olmalı. Ee, ama bazı arkadaşlarımız, hocam biz burada e, keşif kelimesindeki iyi düşürmesek, yani ses olayını göstermeyip, ayrı yazsak olabilir mi diye sorabiliyor. E, ses olaylarına uymak, uymamak bizim keyfiyetimizde değil. Dolayısıyla arkadaşlar, keşif etmek değil, keşfetmek diye yazılır ve ünlü düşmesi olduğu için de zaten bitişik ya, bitişik yazarız. Yani cevaba C diyoruz. Evet, geliyoruz soru 5'e. Ee, bu bir karma dil bilgi sorusu. Ee, Metinle e, alakalı hangisi yanlıştı diyor. Numaralı yerlerle ilgili. Ee, A'da Zartün Neci nesne ve yüklemden oluşmuştu diyor. Bakalım, anlamıştım yüklem. Ee, işte anlayan kim ben? Ne zaman fotoğraflarını gördüğümde, burası Zartün Neci, neyi anlamıştım? Çok özel vadiyle karşı karşıya olduğumu Lakin bakın belirtili nesne var. Yani zar tümleci belirtili nesne yüklem A doğru. B'de öznesi ortak sıralı bir cümledir diyor. Ee, sıralı cümle demek en az iki yüklemli ve virgül veya noktalı virgülle bağlanan cümledir. Bunu bulacağız önce. Birkaç defa niyetlenmeme rağmen yaz aylarında vadeyi ziyaret etme fırsatı bulamadığım bir yüklem. Nihat geçtiğimiz Aralık ayında yola çıktığım ikinci yüklem virgülle bağlanmış. Evet burada olduğu gibi sıvı cümle var. Peki bulamayan ve yola çıkan kim? Ben. Yani gizli özne ortak B şıkkı gitti. C şıkkında yükleme bileşik çekimli fiil olan bileşik cümledir diyor. Burada bileşik çekimli demek iki kip eki alacak. E, bu ikinci kipler genelde nedir? D -miş veya S olacak. Yani idiymiş ise. Peki bakalım Bugün yarın derken ayaz bir gün ayaz bir günde çal, çalmış tın çalmış idim derken bakın burada ikinci kipeki var peki aynı zamanda birleşik bir cümle diyor Birleştirmede ne var nasıl olacak bu tek yüklem olacak içerisinde fiilimsi veya koşunek olacak evet burada zarf fiil var gördüğünüz gibi o zaman bu da doğru dörtte nesnesi isim tanılaması olan kurallı cümle diyor. Bakın 3 tane bilgi var burada nesneyi bulacağız. Nesne isim tanımlamasıymış. Aynı zamanda kurallı cümle yani yüklemin sonunda olacak. Peki bakalım. Hissetmiştim derken yüklem sonunda. Peki ben e, neyi hissetmiştim? E, otobüs Ayaz'ın tokadını hissetmiştim arkadaşlar. Ayaz'ın tokadını. Burası hem etil nesne. Aynı zamanda e, Ayaz'ın tokadı belirtilizm tanıması olmuş. Yani bu da doğru. E şıkkında bileşik ve fiil cümle, bileşik olacak cümle bir de fiil cümlesi olacak. Peki bakalım bu şehirde insanın ilikleri ne kadar işleyen derken fiilimsi var. Evet bileşimle ama sert beyaz var idi yok idi. Burada vardı kelimesi e, fiil değil isim olduğu için e, isim cümlesidir. O zaman fiil cümlesi ifadesi yanlış diyoruz. Evet geldik altıncı sorumuza. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi türü bakımından farklı diyor. Bu tip sorular hemen hemen her yıl geliyor. Sözcüğün türü sorulduğu zaman isim, sıfat, sami, zarf, edat, bağlaç, ünlem gibi türlere bakıyoruz. Nitekim bir de İstanbul'da Doğan Ahmet yani sıfat oldu bu. Yine ekonomik anlam nasıl anlam sıfat. 3 beklesin iyi bir eğitim nasıl eğitim bakın nedeneme sıfatı 5'te modern Osmanlı edebiyatı derken modern Osmanlı edebiyatı nasıl Osmanlı edebiyatı sıfat ee, ama 3'e döndüğümüzde çocukluk dönem nasıl dönem olmaz çocukluk dönemi ne dönemi olur bu belirtisiz isim tanımasıdır çocukluk da burada türce isimdir arkadaşlar dolayısıyla C deyip hemen geçiyor. Soru 7. Hangisi fiilimsi değildir diyor bize arkadaşlar. Ee, burada bir de sızıyorsa diyor. Bir defa fiilimsi dendiğinde kabaca mayışmak isim fiil, anası mezar dikecek bir zarf, pardon sıfat fiil. Bunlar dışında kalan zaman veya duram, durum, durum bildiren kelimeler de zarf fiil oluyordu. Bir de sızıyor ise derken burada kipekleri var ama eylemsteki yok. Burası beklesin isterseniz. İki de sözleşik derken ıp ip zarf fiil oluyor. E, ee, üçte döne kıvrıla derken a nasıl giden döne kıvrıla giden e, ikili ikileme kurarak oluşan e, zarf fiil var. E, dörtte bıraktığı derken dık dik anası mezar dik ecekmiş derken sıfat fiil ekimiz var. Duyacağınız derken acak ecek arkadaşlar ne oluyor? Sıfat fiil oluyor. O zaman e, bizim beklesin de demiş şıkkımız A'ydı. İşaret deyip hemen geçiyorum. Soru 8. Cümlelerle ilgili hangisi yanlıştı diyor bize. Bir de edat kullanılmıştır diyor. Edat yani ilginç. Bakalım. Her mezarlık bir şehirdir ve içinde bulunduğu şehrin bir çeşit negatifi gibidir derken gibi edattır. Benzetme edatı. E, B'de dönüştürük samiri var diyor. Dönüştürük samiri dediğim şey kendi sözcüğüdür burada kendi kelimesi var. C'de 3'te belirtiliyorsan tanılaması vardır diyor. Belirtiliyorsan tanılaması için in ve i eklerine ihtiyacımız var. Nitekim zincirlik kuyu İstanbul'un negatifleri derken evet var. 4'te hem işaret sıfatı hem işaret zamiri kullanmıştır diyor. Öteki şehir derken bakın. Öteki şehir hangi şehir? işaret anlamlı sözcük sıfat olmuş. İnsanları yaşar. Orada derken orada bu da işaret nedir arkadaşlar? Zamiridir. Yani işaret sıfatımız da var. İşaret zamirimiz de var. Bu da gider. E şıkkında 5'te edilgen çatılı çatılı diyor. Edirgen çatı olabilmesi için fiillerin L veya N kalması gerekiyor ve işin başka tarafından yapılması gerekiyor. Herkes vakti gelince şeyini değiştirir derken bakın. Değiştirmek eyleminde L veya N eki yok gördüğünüz gibi edirgen olma ihtimali kalmadı. Şöyle olsaydı mesela değiştirilir deseydik başkası tarafından değiştirilme anlamı olsaydı o zaman edirgen çatılı eylem olabilirdi. Evet birinci taramamızın son iki sorusuna geldik. Ee, yine buna benzer, benzeyen e, sıralı Sözcük Türleri sorumuz e, geçen yıl vardı. E, yine bu şekilde soru gelebilir. Bakalım Sözcük Türleri'ne e, bizi değerlendirme durumunda olan öğretmen, nasıl öğretmen bir defa sıfat oluyor. Zaten anen sıfat fiildir. Sıfat olur genelde. E, o zaman D şıkkı ve E şıkkını belirledik. E, i̇kinci çizili kelime gibi. Bu da yine edat oluyor arkadaşlar. Daima edat olan bir kelimedir. O zaman beşik'e gitti. Kimse derken. Kimse nedir? Belgisiz zamirdir. Ee, yine daha kelimesi. Sık kullanmak. Nasıl kullanmak? Burası e, niteleme zarfı. Ne kadar sık kullanıyoruz? Daha sık. Bu da e, yine niteleme zarfının derecesini gösteren miktar zarfıdır arkadaşlar. Ne kadar sık kullanıyoruz? Daha sık kullanıyoruz. Yani... C şıkkı cevap olur. Ee, onun sorumuz bir anlatım bozulu sorusu. Hangisinin anlatım bozulu vardır diyor bize. Bir de postmodernizme yönelik standart tepki. Onu ya çılgınca kutlamak ya da zararlı taraflarını açığa çıkarıp şikayet etmek biçimleri diyor. Burada bir düşük ifade var. Bir daha okuyalım. Postmodernizme yönelik standart tepki. Onu ya çılgınca kullanmak ya da ya da onun zararlı taraflarına açığa çıkarıp e, şikayet etmek biçiminde olacak. Yani burada bir defa bariz bir tahammülün eksikliği var arkadaşlar. E, bir nerede? A şıkkında değil D şıkkına koymuşlar gördüğünüz gibi cevabımız ne olacak? D şıkkı diğer şıklara bakmaya gerek kalmadı. Evet birinci tur e, taramamızı çözdük. E, yine genel e, soruların olduğu ikinci taramaya geçiyorum hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır diyor. A da Ömer Seyfettin yeni lisan makalesinde Türkçenin sadeleşmesi gerektiğini belirtiyor. Bir Bir de defa burada şu ifadeye dikkat edelim. Bir kural vardır. Biz Antalya ya derken mesela e, özel isime gelen haleki, iyilik ekleri veya tanım ekleri ayrılır arkadaşlar. E, ama özel isim eğer yapım eki ayrılmaz. Mesela Antalya'lı derken ayrılmaz. Bir de yapım ekinin üzerine şayet çekim eki geliyorsa mesela Antalya'lı'nın derken ayrılmaz. E, bu durum e, Türkçe'nin kelimesi için de geçerlidir. Türk kelimesi bir özel isimdir, ırk ismi. Türkçe derken yapım eki aldı, ayrılmadı. Yapım ekinden sonra gelenekleri artık ayrılmayacak. Yani burası arkadaşlar e, nedir? aşık olacak. Nine ki kesmeyle ayrılmamalıydı. B şıkkında e, Cumhuriyet dönemi Türkiye'de bir atınlığın derken bir başlık var. Özel isme gelen tamlayan eki var. Ayrılırız. Ayrılırız. C şıkkında yine bakın e, özel isme gelen çekim eki var. D'de yine öyle. E şıkkında Türkiye'mizin derken öyle. Yani burada gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. 2'ye geldim. hangisi yoktur diyor. A şıkkına yükleme dönüştü fiildir diyor. Dönüşte olabilmesi için eylemin L veya N eki alması gerekiyor. Ve işi özne kendisi yapmalı. Peki bakalım. düşüncesine katılmamıştı derken bakın. Katmak katılmak. L eki almış. Artı burada yazar. Kendisi katılmamış arkadaşlar. Dolayısıyla dönüşte eylem doğru. B'de özne dolar tünnet yüklemden alışmıştır diyor. Bakalım katılmamıştır yüklem. Katılmayan kim? Öykülerine hiçbir hiçbir toplumsal kaygı duymadan anılarını ve yaşantısını anlatan yazar. Yani yazara kadar özne. Burası tuttu. Peki neye katılmamış bu yazar? Yaygın olan yazarın toplumsal bir işlevi olması gerekliliği düşüncesine diyor. Yani neye katılmamış derken? yazarla katılmamış arasındaki bölüm de dolar tümleç oluyor arkadaşlar. E, o zaman B şıkka gitti. C'de fiilden isim yapma ki alması sözcük diyor. E, mesela anıları derken anmaktan anı bakın fiilden isim oluyor. Yine e, başka kelime yaz e, anlatan yazar derken yazmaktan yazar bakın fiilden isim oluyor. Yani bu da gider. D'de bulunma durumu eki almış e, sözcük diyor. Bulunma durumu eki dediği şey D'de e, eki oluyor. Nitekim öykülerinde derken var. E, belgisiz zamir var mı? Burada belki hiçbir kelimesine takılan arkadaşlarımız olabilir. E, ama hiçbiri deseydik bu zamir olurdu. Hiçbir toplumsal kaygı, hiçbir kaygı derken bu isim etkilediği için belgisiz zamir değil. Belgisiz Sıfat olurdu yani cevap E şıkkı oluyor. Evet geldik ikinci sorumuza. Bakın yine e, karma sözcük türü sorusu. E, sırasıyla bunların türlerini bulacağız. E, bir de e, onun eksiz eksiksiz kapsayıcı ve kullanışlı olması derken onun ismini yeni tutan bir kelime. E, bu zaman olacak A gitti E şıkkı gitti. E, i̇ki de Onlarca yeni sözcük, onlarca sözcük, kaç sözcük, onlarca veya ne kadar sözcük diye soruyoruz Bu kesinlikle ne oluyor? Sıfat oluyor arkadaşlar. Yani o zaman D şıkkında e, ikinci bölüm yanlış olduğu için gidiyor. E, i̇ki şıkkımız kaldı. Çünkü derken, çünkü kelimesi bir bağlaç olan kelimedir arkadaşlar. E, o zaman C şıkkındaki edat gitti. Ee, elimizde B kaldı. Peki B şıkında dörde zarf demiş. Doğal karşılanmalı. Burası fiil. Nasıl karşılanmalı? Doğan, doğal karşılanmalı. Fiilin durumunu gösteren bir kelime olduğu için bu niteleme zarfı ya da hal durum zarfı oluyor. Cevap o zaman doğru. Yani Bursa oldu. Evet dörde geldik. Ee, yine yanlış bilgi sorulmuş bize. Bir de hem hal hem de ek fiil almış isimdir diyor bir için. Sokakta yığım derken, sokakta bulunma haleki daha da almış. Sokakta yığım derken, sokak ismini yüklem yapan ek fiil almış. Ek fiilin geniş zamanı yani A doğru. E, i̇ki de belgisiz zamiden türemiş sıfat diyor. E, bir defa e, sıfat mı diye bakıyorum. Nasıl sokak? Kimsesiz sokak. Evet burası bir sıfattır. Peki zamirden türemiş bir sıfat mı? Bakıyoruz zaman Kökü nedir? Kimse. E, zamirdir. Kimsesiz sokak derken isimden isim yapan ek. Evet. Doğru burası da. üçte e, işte, durum bildiren zarf fiildir diyor. E, arkama bakmadan yürüyorum. Madan, meden yürümek. E, evet. Durum bildiren bir zarf fiil. Bu da doğru. E, D'de belirtilisinin tanımasının tamamlarını göremez diyor. Belirtili isim tanımlaması nedir? Klasik örnek verelim hemen. Kapının kolu derken hem tamlayan hem tamamlanan tamamlanan ek alacaktır. Burada belirtili isim tanımlamasının diyor. Yani ikinci kelimesi olacak diyor. Peki bakalım. Yolumun karanlığa saplanan noktası derken bakın yolumun noktası derken ikinci kelime olmuş. Evet doğru. 5'te ee, ise bağlaştır diyor. Sanki kelimesi bağlaç değil, bir edat olan kelimedir arkadaşlar. O zaman burada en şıkkına ne diyoruz? Ee, yanlıştır diyoruz. Ee, özellikle sanki unutmayın arkadaşlar, sanki gibi e, için üzere denli sadece kadar değil ve mi sözcükleri daima edat olan kelimelerdir. Bu listeyi biliyorsanız bu beşi direkt ne yapardınız? elerdiniz arkadaşlar. Peki hemen geçiyorum 5. sorumuza. Hangisi tür bakımından farklıdır diyor bize. Ama burada ne istiyor farkındaysanız? Tanımlama istiyor. Tanımlama sorularında e, isim tanımlaması ya da sıfat tanımlaması olup olmadığına bakarız. İsim tanımlamalarında her şeyden önce belirtili ve belirtisiz isim tamlamalarına bakın. Belirtili dendiği zaman biraz önce yapmıştık zaten kapının kolu. Belirtisi deyince kapı kolu. Burada takısız ve zincirleme isim tanımlaması genelde sınavlarda kullanılmıyor arkadaşlar. Onun için isim tanımlaması olarak bu iki isim tanımlamasını kesin bilin. Sıfat tanımlaması deyince sıfat artı isim olacak arkadaşlar. Peki bakalım bir de bu eser hangi eser? İşaret sıfatı var. O zaman bu sıfat tanıması. Benzersiz kitap derken nasıl kitap bakın. Yine niteleme sıfatı var. Sıfat tanıması olur. Zevkli yolculuk niteleme sıfatı var. Buradaki birler belgesi sıfat yani belirtme sıfatıdır. E, antik şehir derken yine nasıl şehir Niteleme sıfat oluyor. Ama ırmak kenar olmaz. Irmak kenarları ne kenarları yani burada ne kolu kapı kolu ne olduğu gibi ırmak kenarları ne kenarları burası arkadaşlar sıfat tanıması değil belirtisiz isim tanıması olur cevaba E diyor evet geldik a sorumuza yine yanlış bilgi sorulmuş bir de içinde sıfat tanıması olan isim cümlesi diyor önce bakın isim cümlesi mi diye bakalım yüklemi ne bulacağız İlişkisi var Yok derken var. Ee, yükleminde isim varsa isim cümlesi, fiil varsa fiil cümlesi olur. Değil mi arkadaşlar? O zaman isim cümlesi doğru. Peki içinde sıfat anlaması var mı? Ee, klasik eser, nasıl eser derken bakın var. O zaman A şıkkı gitti. B'de, 2'de bağımsız sıralı cümle. Ee, ba ne diyor? Bağımsız sıralı fiil cümlesi de diyor arkadaşlar. Bir de sıralı cümle olması için en az iki yüklem ee, olacak virgül veya nokta virgül olacak. Peki bakalım. Onlar bizi üzmüyor. Biz onları rahatsız etmiyoruz derken bakın. İki yüklem var. Neyle bağlanmış? Virgülle. Ee, peki. Ee, burada üzmüyor, üzmek fiil. Rahatsız etmiyor, yine fiil. Yani hem sıralı cümle hem de fiil cümlesi. Peki bağımsız demiş. Bağımsızın bağımsız olduğunu nereden anlayacağız? Ee, sıralı cümlelerde öge ortaklığı varsa... E, bağımlı sıralı olur. Ögü ortaklığı yoksa bağımsız sıralı olur. Peki bakalım. Üzmüyor. Üzmeyen kim onlar? Özne. Kimi üzmüyor bizi? nesne oluyor? E, i̇kinci cümlede rahatsız etmiyoruz. Kim biz? Özne. Kimi rahatsız etmiyoruz onları nesne? O zaman burada e, cümlelerin ögelerin ortaklık yok. Yani bağımsız bilgisi doğru. Üçe gelelim. Filimsi e, filmsi içeren birleşim ne diyor arkadaşlar? Birleşik cümle tek yüklem ee, ...ve içinde ne olacakmış arkadaşlar? Filmsi olacak. Bakalım. Modern zamanın... maceralarını hayal kırıklığına uğradıkça... ...sıfat, fiil var. Bakın. Ee, kaybettiğimiz... ...takılıp kaldığımız... ...kapılınca... ...mayışmak, çıkış bulmak... ...mayışmak. Bakın. Çaldığımızda bir sürü filmsi var. Peki. içinde bakıyorum... ...kaç yüklem var? Bildiğimiz varlık derken. Bakın. Tek yüklemli bu. Dolayısıyla... Ee, içinde e, yani filmsi olduğu için arkadaşlar. filmsi içeren cümle demiştim. Pardon. Fiilimsi var. Dolayısıyla bu gider. D şıkkında e, içinde isim tanımlaması bulunan olumlu cümle diyor. Peki bakalım dörde. Konuştur. E, onun hakkında hiç sağda solda ko, ko, konuşmuyoruz. Olumlu değil. Kimseyi konuşturmuyoruz. Olumlu değil. Burada ne demişti arkadaşlar? olumlu demişti. Oysa burada olumsuz. D beklesin. 5'te yükleme ek fiil almış isim cümlesi diyor. Nitekim sonda masumdur bakın. Ee, isim var. Masumdur eki elemin geniş zamanını almış. Yani isim cümlesi doğru. O zaman D şıkkı beklesin demiştik. İşaret deyip ne yapıyorum hemen geçiyorum. Evet 7'ye geldik. E, ee, Ayraçta belirtilen yerlere hangisi gelmeli demiş bize. Rusya hakkında söylediğim sözleri anladı anladı mı bilmiyorum derken şurada soru işaret aklımıza gelmiş olabilir. Ama bakın burası küçük harfle devam ediyor değil mi arkadaşlar? O zaman e, buraya ne gelmesi lazım arkadaşlar? Virgül gelmesi lazım. Peki e, Rusya hakkında söylediğim sözleri anladı mı bilmiyorum diyor. Bilmiyorum artık soru anlamını yuttu. Yani soru anlamı kalmadı. Dolayısıyla Virgül nokta olmayan şıkları verelim. A gitti, C gitti, ee, D şıkı gitti arkadaşlar. Sonra yazarın yazmadığı nesneler diyor. Baştaki özenen sonra virgül olabilir. Bakın burada virgül var, burada da virgül var. Ee, yazarın yazmadığı nesneler e, yeryüzünde söylenebilecek en büyük övgü bence. En büyük övgü övgüdür bence. Yani burada bir ne var arkadaşlar? Yüklem var değil mi? Yüklemi varsa o zaman buraya e, bitmemiş cümle işlemi yapıp 3 nokta getirmek yerine ne getirmemiz gerekiyor? Nokta yani cevabımız Bursa olacak. Peki soru 8. Hangi ses olayı yoktur diyor bize. Yeşil dağlar arasında e, eşsiz güzellik derken bakın ünsüz müşemesi gider. E, yine dağla dağlara derken bakın ünsüzde bitip ününe başlayan bir kelime var ulama gitti. Ee, gerçekleştirmek, gerçekleştirmek. Hadi onu görmedik. Ziyaretci, ziyaretçi olmuş. Değil mi arkadaşlar? Ünsüz benzeşmesi, sertleşmesi gider. Yine sonda bekliyor kelimesi. Beklemek iken bekliyor olmuş. E, i'ye dönmüş. Drama gider. O zaman aşkı yanlış oluyor. Burada ee, arkadaşlar ünsüz türemesin için çeldirici bir kelime yok arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? E, A işaretledik hemen geçiyorum. Ve geliyorum son iki sorumuza. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor bize. E, i̇nsanlar düzeyli espri yapan insanlara güvenirler. Espri kelimesinde sorun yok. E, B'de yol başlangıçta düzken git gide yokuşa dönüşmeye başladı derken, Gitgide kelimesi arkadaşlar bitişik yazılan bir kelimedir. Beklesin. TDK'nin doğru. Ben aldım ben de aldım doğru. Entelektüel derken burada 2L değil tek L vardır. Bu da doğru. Yine art arda ikilemesi ayrı yazılıyor. Anayasa bitişik yazılıyor. Yani burada bir sürü çeldirici var ama cevabımız ne oluyor? Bursa oluyor gördüğünüz gibi. Peki geldim son sorumuza hangisinde yazım yanlışı vardır diyor bize. Neyi diye derken özel isim hale kalmış ayrılır kesmeyle. Neyi deri derken yapmak kalmış yapmakleri ayrılmıyor. Doğru. Yine üçte günleri inşallah görürüz derken bakın günleri görmek anlamlı cümle kaldı. Anlamlı cümle kalırsa D çıkarıldığında D bağlaş ve ayrı yazılır. Bu da doğru. Ee, Han duvarları şiiri derken han duaları şiirinde olduğu için büyük olur. Ama şiir kelimesi arkadaşlar nedir? Küçük harfli olmalıydı. Ee, yani burası beklesin. Tasvir etmek derken arkadaşlar burada tasvir isim, etmek yardımcı eylem. Ee, özellikle yardımcı bileşik eylemler oluşurken isimde ses olayı varsa, bileşik yoksa ayrı yazılır. Dolayısıyla tasvir etmekte de sorun yok. O zaman D şıkkını ne yapıyoruz? Şahit deyip hemen e, geçiyorum. Evet arkadaşlar. E, umarım sınav istediğiniz gibi geçer. E, yine TYT'den farklı olarak e, 10 civarında bilgi sorusu geliyor. Ben de tarama sorularını e, 10 soru üzerinden hazırlamıştım. E, sesimde sorun olduğu için genel bir deneme sınavı çözemiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, sesim bayağı kısık. Dolayısıyla videoma son verirken hepinize başarılar diliyorum. Umarım hakkınız hayırlısı olur. Başka videolarda görüşmek üzere.